Ermenistan büyük ölçüde Ermeni diasporasının, Apostolik Kilisenin ve bazı batılı yandaşlarının baskı, zorlama veya telkinleriyle Türkiye'ye karşı kinci, intikamcı ve yayılmacı bir politikayı çıkarlarına daha uygun görmüştür. Bu yanlış politikanın getirdiği nokta Ermenistan'ı Karabağ Savaşı ile kaçınılmaz bir yenilgi olmuştur. So if we come then to this final point that these double standards are all over Turkey, like you see it in the EU negotiation process, you see it in the Armenian genocide claim, even in the Nagorno-Karabakh conflict, we have the double standards, even lying in the media. Some in the Armenian diaspora cultivate hatred for all things Turkish. They teach their young such feelings to keep them in unity and in the Armenian community, and to prevent their young from being assimilated into the dominant American culture. Asırlar boyunca barış içinde beraber yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişini çarpıtarak tarihten husumet çıkarmaya tevessül eden bir anlatıyla da bugün karşı karşıyayız ve biz bu anlatıya karşı çıkıyoruz. Zira biz bu toprakların her köşesinde yaşanan acılar önemsiyoruz. Acılar arasında hiyerarşi kurmuyoruz. Bu acıları birbirinden ayırmıyoruz. Geçmişi, dini, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun insanların bu topraklarda yüzyıllarca kardeşçe yaşadığını çok iyi biliyoruz. Biz de çok iyi biliyoruz. Bütün dünyada bunu çok iyi biliyoruz. Örneğin Kars 1930 Ekim 1920'de işte yeniden Türklerin hakimiyetine alınmış ve bu esnada 30 kadar Ermeni de ölmüştür, hayatını kaybetmiştir. Near East Relief mensubu bunu 80 bin Ermeni öldürüldü şeklinde Amerika'ya bildirmiştir. O esnada Amiral Bristol İstanbul'daki Amerikan Yüksek Komiseridir. Böyle bir şey olmadığını bilmektedir ve hatıratında, günlüklerinde bunun nasıl abartılı, nasıl uydurma, nasıl gerçeklerden uzak bir hareket olduğunu görmüştür. It has a strong myopic sense of self-importance, the Armenians. They're disabled by their own misinformation and disinformation. There's a big talk about this in California at the minute, about how misinformation and disinformation is destroying Armenia. And who is producing it? The Armenian diaspora. So they've become victims of the sword they've been wielding for a century. İki toplum arasındaki ilişkilerin 1915 olaylarıyla sınırlandıramayacak kadar köklü olduğunu artık belki karşı taraf da farkına varacak. Ve 2. Dünya Savaşı sırasında sadece Ermeniler değil, Müslümanların da kayıpları olduğunu belki karşı taraf da farkına varacaktır.